Fizik 801 Klasik Mekanik 19. ders. Burada dönen cisimlere tekrar dönüyoruz. Burada belli bir V hızına sahip bir cismin var. ve omega açısal hızıyla dönmektedir belli bir süre sonra açı teta miktarı kadar artmıştır. Ve bu durumda hız buradadır. Şimdi daha önce yapmamış olduğumuz bir şeyi yapabiliriz. Bu cisme bu dairede bir ivme verebiliriz. Bu yüzden hızı sabit hızla tutmak zorunda değiliz. Şimdi V eşittir omega R ve bu da teta nokta çarpı R'ye eşittir. Ve şimdi bunun ilk türevini alabilirim. Bu durumda omega nokta çarpı R şeklinde olan t'sel elde ederim. Bu da teta çift nokta çarpı R'dir. Ve bunu teta çift nokta olarak adlandırırız. Bunu alfa olarak belirtiriz ve alfa radyan bölü saniye kare biçiminde olan açısal ilmedir. Dairenin çevresi boyunca olan bu teğetsel ile merkezcil ilmeyi asla karıştırmayınız. Şüphesiz burada her ikisi de var. Bu dairenin çevresi boyunca süreti değiştiren ilmedir. Geçmişteki doğrusal hareket bilgilerimizi kıyaslarsak ve onu şimdi dairesel harekete transfer etmek istersek bu durumda eğer x'i teta'ya V'yi omega'ya ve A'yı da alfa'ya dönüştürürsek geçmişteki bütün eşitlikleri kullanabiliriz. Ve bu durumda çok iyi bilinen eşitlikler, umarım onları hatırlarsınız, kullanılabilir. Örneğin x eşit x0 artı v0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare denklemi çok basit bir şekilde dairesel hareket için teta 0 artı omega çarpı t artı 1 bölü 2 alfa t kare şekle dönüşür. Bu kadar basit. Bu durumda omega t eşit sıfırdaki açısal hız ve teta 0 referans noktasına göreli olarak t eşit sıfırdaki açıdır. Ve hız olan v0 artı a çarpı t idi. Ve bu denklem şimdi açısal hız olur omega eşittir omega 0 artı alfa t olur. Gerçekten denklemleri hatırlamak açısından çok fazla bir şey eklenmedi. Eğer dönen bir diskin varsa daha önceden hiç yapmadığımız bir soruyu kendime sorabilirim. Dönencisinde ne tür bir kinetik enerji ve ne kadar bir kinetik enerji vardır? Sadece doğrusal hareketlerde bunu ele aldık ve 1 bölü 2 mv kareyi de asla dönen cisimleri ve sahip oldukları enerjileri düşünmedik. O halde biraz bunun üzerine çalışalım. Burada bir diskim var ve diskin merkezi c ve disk zamanla değişen omega açısal hızı ile dönmekte. Ve disk m kütlesine sahip ve disk r yarıçaplıdır. Ve şu anda ne kadar dönme kinetik enerjisinin diskte depolandığını bilmek istiyorum. Mi kütleli çok küçük bir kütle elemanı alıyorum ve bu yarı çap Ri'ye eşittir. Ve bu i elementinin kinetik enerjisi yalnızca 1 bölü 2 Mi çarpı Vi karedir. Ve Vi hızı budur. Bu açı 90 derece. Bu Vi. Şimdi VI omega çarpı R'ye eşittir. Bu daima dönen cisimler için geçerlidir. Ve bunu 1 bölü 2 MI çarpı omega kare çarpı RI'nin karesi şeklinde yazmayı tercih ederim. Bu şekilde yazmanın en iyi tarafı omega açısal hızının diskin tüm noktaları için aynı olmalıdır. Halbuki hız aynı değildir. Çünkü diskin merkezine oldukça yakın olan noktaların hızı çok düşüktür. Burada hız çok yüksek, böylece omega'ya geçiş yaparsak böyle bir sorun olmaz. Peki, şimdi tüm diskin dönme kinetik enerjisi nedir? Toplama yapmak zorundayız ve bu omega kare bölü 2 çarpı toplam mi çarpı r'nin karesi. Kendi bireysel ri yarıçapına sahip olan tüm elementlerin üzerinde toplama yapmalıyız. Ve şimdi bunu eylemsizlik momenti olarak adlandırıyoruz. Bunu impuls ile karıştırmayın. Bunun impuls ile alakası yoktur. Ve bu eylemsizlik momentidir. Böylece eylemsizlik momenti m'yi çarpı r'nin karesinin toplamıdır. Ve bu ayrıca 1 bölü 2 ic çarpı omega kare şeklinde yazılabilir. Oraya C yazdım. Neden yazdım birazdan göreceksiniz. Çünkü eylemsizlik momenti seçtiğim dönme eksenine bağlıdır. Ve bu denklemi gördüğünüz zaman bakın bu 1 bölü 2 M V kareye çok benziyor diyeceksiniz. Ve bu yüzden şimdi bunu listeye eklerim. Eğer doğrusal hareketlerden dönme hareketlerine gidersek doğrusal hareketteki kütleyi dönme hareketindeki eylemsizlik momentiyle değiştirmeniz gerekir. Bu durumda 1 bölü 2 mv kareyi tekrar elde edersiniz. Bunu görebilirsiniz. Şimdi dönme kinetik enerjisini nasıl hesaplamanın, eylemsizlik momentini nasıl hesaplayacağımızı bilmek kaydıyla bir yolu vardır. Eh, eylemsizlik momentini hesaplama sıkıcı bir iştir. İçinde fizik yoktur. Sadece matematik ve bunu sizin için yapacak değilim. Biraz integral var içinde ve eğer cisim oldukça simetrik ise genel olarak bunu yapabilirsiniz. Bu durumda merkezden geçen bir eksen etrafında dönen bir disk için eksen diske diktir. Bu önemli. Bu oldukça önemli. Bu durumda eylemsizlik momenti 1 bölü 2 m çarpı r karedir. Ve bunu ezberlemenizi istemiyorum. Kitaplarda tablolar var ve bunlara bakarsınız. Ben hatırlamıyorum. Bir gün onu hatırlıyorum fakat daha sonra onu çok hızlı bir şekilde unutuyorsunuz. Eylemsizlik momentinin ne tür bir cisme sahip olduğunuza bağlı olduğunu söylemeye gerek yok. İster bir diske sahip olun, ister bir küreye sahip olun, ister bir çubuğa sahip olun, hepsi farklı sonuç oluşturur. Ayrıca hangi eksen etrafında döndürmeniz farklılık oluşturur. Eğer bir küremiz varsa, katı bir küre. Bu durumda burada bir katı küremiz var ve onu merkezden geçen bir eksen etrafında döndürüyorum. Bu durumda eylemsizlik momenti bunu hatırlıyorum. Eğer R kütlenin yarı çapı ve M de kütlesi ise 2 bölü 5 M R karedir. Benim araştırma konum astrofiziktir. Yıldızlar ile ilgilenirim ve yıldızlar dönme kinetik enerjisine sahiptirler. Bir dakika içinde buna geleceğiz. E, bir dakikada değil fakat bugün. Ve bu hatırladığım bir eylemsizlik momentidir. Eğer bir çubuğunuz varsa ve bu çubuğu merkezden geçen bir eksen etrafında döndürürseniz ve bu eksen çubuğa dikse, ikincisi önemlidir, çubuğa dik olması ve L uzunluğunda ve M kütlesinde bu durumda eylemsizlik momenti, sabah kitaba baktım bunu asla hatırlayamam, 1 bölü 12 M L kareye eşittir. Ve tüm eylemsizlik momentlerini kitabınızın 309. sayfasındaki tabloda bulabilirsiniz bu eksen etrafında dönen bir katı diskin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 mr karedir. Fakat eğer diski bu eksen etrafında döndürürseniz eylemsizlik momenti tamamıyla farklı olacaktır. Yani düzlem disk alıyorsunuz, onu bu şekilde döndürmek yerine bu şekilde döndürüyorsunuz. Tamamıyla farklı bir eylemsizlik momenti elde edersiniz ve bunlardan çoğunu tablolarda bulabilirsiniz ama hepsini değil. Tablolar belli bir yere kadar verir ve çoğu durumda eylemsizlik momentlerini bulmanıza yardım edecek olan iki teoremi sizlere anlatmak istemememin sebebi budur. Dönen diskimizin olduğunu varsayalım. Ve şimdi diski ayrıntılı bir şekilde görmenizi sağlayacağım. Bu disk ve sadece kütle merkezi etrafında dönmeyi tartıştık. Bu ekseni L olarak adlandırıyorum. Bu şekilde dönüyordu ve eksen diske dikti. Eylemsizlik momenti buydu. Fakat şimdi buraya bir delik açacağım. Ve burada bir L üstü eksenim var ve buna paralel. Bu cismin bu eksen etrafında dönmesi için kuvvet uygulayacağım. Bunu her zaman yapabilirim. Bir delik açabilir ve bir eksen elde edebilirim. Oldukça sürtünmesiz bir rulman koyar ve onun etrafında dönmesi için kuvvet uygulayabilirim. Şimdi, eylemsizlik momenti nedir? Eğer eylemsizlik momentini biliyorsam bu durumda ne kadar dönme kinetik enerjisinin olduğunu bilirim. Bu 1 bölü 2 I omega karedir. Ve ispatını yapmayacağım fakat ispatlaması oldukça kolay olan ve paralel eksen teoremi olarak adlandırılan teoremimiz var. Bu teorem L üssü ekseni etrafında dönme için eylemsizlik momentinin L üssü L'ye paralel olmak kaydıyla kütle merkezi boyunca dönme eylemsizlik momenti artı diskin kütlesi çarpı D kare ile verileceğini söyler. Bu kütle ve bu uygulaması çok kolay olan bir şey ve birçok durumda simetrik olmayan durumların eylemsizlik momentini bulmanızı olanak sağlar. Bunu matematiksel olarak yapmak zorunda olduğunuzu ve aslında tüm elemanlar için bu noktadan olan tüm MI'ler için integral almak zorunda olduğunuzu düşünün. Yani tam bir baş ağrısı olur. Aslında bunun nasıl yapılacağını ben bile bilmiyorum. Dolayısıyla bu harika. Bir kez gösterince ve bir kez paralel eksen teoreminin işlediğini ispatlayınca şüphesiz sonra daima avantajınız olsun diye onu kullanabilirsiniz. Bu eksen etrafında yani kütle merkezi boyunca olmayan dönmenin eylemsizlik momentinin daima merkezden olan eylemsizlik momentinden daha büyük olacağını dikkat edin. Görüyorsunuz burada md kare var. Her zaman daha büyük. Bazen kullanışlı olan ikinci bir teorem daha vardır ve bu sadece çok ince cisimleri ele aldığınız zaman geçerli olmaktadır ve bu dik eksen teoremi olarak adlandırılır. Eğer rastgele şekilde bir cisminiz varsa ve tabii ki size asla böyle şekilli cisim vermeyiz, size daima bir kare ya da disk vereceğiz. Fakat bu oldukça ince bir plaka olmalıdır. Aksi halde dik eksen teoremi geçerli olmaz. Ve bu noktadan tahta düzlemine dik eksen boyunca döndürdüğümü varsayalım. Bunu z ekseni olarak adlandırıyorum. Ucu size doğru çıkıyor. Bu pozitif z ekseni. Ve şimdi istediğim yere birbirine 90 derecelik açılarda olan x, y eksenlerini tahtanın herhangi bir düzlemine çizebilirim. Bu yüzden burada bir tane seçiyorum ve x olarak adlandırıyorum. Ve burada bir tane seçiyorum, y olarak adlandırıyorum. Z size doğru olan yönü işaret ediyor. Hatırlayın, daima pozitif sağ el koordinat sistemini seçiyorum x vektörel çarpım y daima z yönündedir. Daima böyle yapıyorum. Ve şimdi burada x vektörel çarpım y eşit z olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu ince plakayı bu eksen etrafında döndürebilirsiniz. Ayrıca o eksen etrafında da döndürebilirsiniz. Ve ayrıca z ekseni etrafında döndürebilirsiniz. Ve kitaplarınızın birkaç satırıyla bahsettiği dik eksen teoremi sizlere bu eksen etrafında dönmenin eylemsizlik momentinin x ekseni etrafında dönmenin eylemsizlik momenti ile y ekseni etrafında dönmenin eylemsizlik momentinin toplamı ile aynı olacağını söyler. Ve bu bazen paralel eksen teoremi ile birlikte eksen etrafında tabakaya dik olarak dönen dik olarak dönmeyebilir de ince tabakaların eylemsizlik momentlerini bulmanızı sağlar. Bazen kullanabilirsiniz eğer bunu ve bunu biliyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Her ikisi de kullanışlıdır ve 7. ödevinizde dik eksen teoremini uygulayabilirsiniz diye basit bir problem vereceğim. Enerjinin dönen disklerde geçici olarak depolandığı uygulamaları vardır. Ve biz bu diskleri volanlar olarak adlandırıyoruz. Ve dönme kinetik enerjisi daha sonra kullanılabilir. Bu yüzden çok ekonomiktir. Ve bu dönme kinetik enerjisi elektrik ya da diğer enerji türlerine çevrilebilir. Ve gerçekten bunun nasıl yapılacağı üzerine son derecede yaratıcı ve ilginç fikirler bulunmaktadır. Tabii ki pratik olup olmadığı her zaman dolar ve sentlere bağlıdır. Ne ölçüde ekonomik olarak uygulanabilir. Fakat her zaman, hatta ben küçük çocukken hatırlıyorum, ben 7 yaşındayken, arabaların frene bastıkları zaman oluşturdukları tüm ısı, tüm yaptığınız şey ısı oluşturmaktır. Doğrusal hareketinizin tüm bu kinetik enerjisini kaybediyorsunuz. Bunun her nasılsa daha etkin bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağı aklıma geldi. Ve bu sizinle şimdi tartışmak istediğim şey. Ve geldiğimiz noktayı görün. Bu aslında Enerji Bakanlığı tarafından ciddiye alınmaktadır. Bu yüzden sizlerle dağda duran ve yokuş aşağı doğru gidecek olan bir arabanın örneğini çözmek istiyorum. ve dağlar çok tehlikelidir. Zikzaklı yollar vardır. Ve böylece çok yavaş gidebilirsiniz. Ve kişinin kendini öldürmeden yapabileceği maksimum sürat en fazla 10 mil bölü saattir. Bu da yaklaşık 4 metre bölü saniyedir. İşte arabanız burada. Ve sıfır hız ile başladığınızı varsayalım. Ve arabanın kütlesinin sadece size iyi bir sayı vereceğiz, 1000 kilogram olduğunu varsayalım. Ve siz aşağıya zikzak yaparak bu yoldan gidiyorsunuz. Ve yükseklik farkının h bir sayı verelim, 500 metre olduğunu varsayalım. Ve bu P noktasına varıyorsunuz. Ve daha sonra tekrar yukarı gitmek zorundasınız. P noktasına vardığınız zaman kinetik enerjiniz nedir? E, eh, 4 metre bölü saniyelik bir hızınız var ve aşağı doğru indikçe daima frene basıyorsunuz. Öyle ya da böyle hızınızdan kurtuldunuz ve tümü yandı gitti. Isı ile evreni ısıtıyorsunuz. P noktasına vardığınız zaman bu P noktasındaki kinetik enerji sadece 1 bölü 2 mv karedir. M arabanın kütlesi böylece bu 500 çarpı 16. Yani bu 8000 Joule. Şimdi bunu yer çekiminin arabayı aşağı doğru indirmesiyle yaptığı iş ile kıyaslayınız. Bu iş MGH şeklindedir. Ve MGH şaşırtıcı bir sayıdır. 1000 çarpı 10 çarpı 500. Bu 5 milyon Joule eder. Ve bunun tümü frenleri kullanarak ısıya dönüştürüldü. Aslında frende aşınma ve yırtılmalara da sebep olur. Buna kimin ihtiyacı var? Onu belki tümünü değil ama bir kısmını kurtarmanın bir yolu var mıdır? Ve cevap evet. Yolları vardır. En azından prensipte kurtarmanın yolları vardır. Arabanıza bir disk yerleştirirsiniz. Bundan sonra onları volan olarak adlandıracağım ve çekim potansiyel enerjisine dönüştürebilirsiniz. Onu volanlarda dönme kinetik enerjisine dönüştürebilirsiniz. Ve sizlere tamamen olanaksız olmadığını göstermek için bazı sayılar vereceğim. Arabanızda yarım metre yarıçaplı disk olduğunu varsayalım. Bu tamamen olanaksız değildir. Bu benim hayalimin ötesinde değil. Bu oldukça büyük bir disk. Ve size makul bir kütle vereceğim. Böylece arabanın kütlesi çok büyük olmayacak. 200 kilogram. Bu oldukça makul. Bu sadece 5 cm kalınlığında çelik bir disk olabilir. Böylece bu oldukça mantıklıdır. Ve eğer diski merkezden geçen ve diski dik olan bir eksen etrafında döndürürsem diskin eylemsizlik momenti, şimdi bunu biliyoruz, 1 bölü 2, o büyük m olacak, r kare ve bu da 25'e eşittir. Eğer ilgileniyorsanız birimi kilogram çarpı metre karedir. Böylece eylemsizlik momentini biliyoruz. Şimdi Yapmak istediğimiz şey tüm çekim potansiyel enerjisini bu diskin kinetik enerjisine dönüştürmektir. Eğer insanların başarılı oldukları bunu katlamanın akıllı bir yol olduğunu düşünürseniz, bu durumda gerçekten 1 bölü 2 I omega kare elde edersiniz. Ve bunun da 5 çarpı 10 üzeri 6 jül olduğunu görürsünüz. Ve bu hemen omega'nın ne olması gerektiğini size söyleyecektir. Eğer önemsiz olan değerlerinizi yerine koyarsanız bu durumda omega'yı 632 radyan bölü saniye olarak bulursunuz. Böylece diskin frekansı 100 Hz, saniyede yüzde bir. Bunun abartılı olduğunu düşünmüyorum. Yukarıdan yokuş ışığa geldikçe frene basarak fren yapmıyorsunuz, frenlerinizin ısınmasına sebep olmuyorsunuz ve bu potansiyel enerjiyi bir şekilde dönen diskliğe dönüştürüyorsunuz ve bu sizi yavaşlatıyor. Yani yavaşlama, frene basma işlemi, çekim potansiyel enerjisinden kaynaklanan doğrusal hareketin diskin dönmesine dönüştürülmesiyle yapılmaktadır. Ve bu enerjiye ihtiyacınız olduğu zaman kullanmaya başlıyorsunuz. Bu dönme kinetik enerjisini yeniden doğrusal harekete dönüştürebilmeniz gerekir. Eğer bunu gerçekten yapabilirseniz yeniden yokuş yukarı hiçbir yakıt kullanmadan çıkabilirsiniz. Bu 5 milyon jul kullanılabilir. Bu durumda ideal durum için herhangi bir yakıt kullanmak zorunda kalmazsınız. Şimdi kendinize bu sistem sadece dağlarda mı yararlıdır ya da şehirde de yararlı mıdır sorusunu sorabilirsiniz. Elbette şehirde kullanabilirsiniz. Bu şekilde fren yapmıyorsunuz. Fakat yeniden doğrusal hareketin kinetik enerjisini volanın dönme kinetik enerjisine dönüştürüyorsunuz ve bu sizi yavaşlatır. Ve trafik ışığı yeşile döndüğü zaman tekrar dönme kinetik enerjisini lineer kinetik enerji haline dönüştürürsünüz. Ve gitmeye devam edersiniz. Tabi bunu söylemek yapmaktan kolaydır. Fakat tamamıyla bir hayal değildir. İnsanlar aslında bazı ilginç çalışmalar yapmıştır en azından webde fark ettiğim ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı'nın oldukça ciddiye aldığı bu durumu size göstermek istiyorum. Bu grafik aynı zamanda 801 dersinin ana sayfasında da mevcuttur. Ve burada böyle bir volanın arabanın altına monte edilmesi fikrini görmektesiniz. Ve volan enerji yönetimi güç santralı yazmaktadır. Harika kelime değil mi? Ve burada volanın kapalı döngüsünü görmektesiniz. Üzerine herhangi bir sayı yazmadım. Enerjinin ne kadar miktarının volanda depolandığını bilmiyorum. Fakat bir teşebbüs insanlar bunun hakkında ciddi olarak düşünüyorlar. Ve sonraki 10 yılda arabalar piyasaya yanlarında enerjileri ile sürülebilir, en azından enerjileri kurtarılabilir. Evreni ısıtmak yerine kendiniz için kullanın ve bu çok daha ekonomik olabilir. Burada bir oyuncak arabam var. Onu ilk olarak ekranda göstereceğim. Bu oyuncak arabanın volanı var. Görüyor musunuz? Bu valanın kendisi arabanın tekerleğidir fakat fikir orada. Bu durumda doğrusal hareketi valana dönüştüremem. Bunu yapabilirim fakat bunu tersine yapacağım. Bu valana oldukça fazla dönme kinetik enerjisi vereceğim ve bunu birazdan nasıl yaptığımı göreceksiniz. Ve sonra bunun ileri harekete dönüştürülebileceğini göstereceğim. Bu durumda oldukça kolay çünkü valanın kendisi tekerlektir. Şimdi bu arabaya biraz enerji vermeye çalışayım. Bunu bu plastik ile yapacağım. Tamam. Yani bu tekerlere, bu valana biraz enerji vereceğim. Ve sonra arabanın bunu hareket etmesi için kullanıp kullanamayacağını göreceğiz. Harika. Ders notlarım oradaydı. Görüyorsunuz çalışıyor. Ve tabii ki bu fikri eğer tersine çevirirseniz araba durmazdan önce volana enerjiyi yükler ve size açıklamaya çalıştığı fikre sahip olursunuz. Oldukça ekonomik ve kesinlikle ileride gerçekleşecektir. Volanlar sizin düşündüğünüzden daha sıklıkla kullanılıyor. MIT'teki Magnet laboratuvarında hayret verici iki volan var. Sanırım yarıçapları çapları 2,4 metre. Evet doğru. Ve bu volanların her biri 85 ton, 85 bin kilogram gibi dudak uçuklatan kütlelere sahip. Ve onlar 6 Hz frekansında dönüyor. Eylemsizlik momentini hesaplayabilirsiniz. Onlar düzlemedik olan merkezi eksen etrafında dönerler. Şimdi 1 bölü 2 I omega karenin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve böylece dönme kinetik enerjisini hesaplayabilirsiniz. Ve bu durumda dönen her bir volandaki bu dönme kinetik enerjisi koskoca 200 milyon jul olacaktır. Onlar bu dönme kinetik enerjisini 5 saniye gibi bir zaman zarfında çok güçlü manyetik alanlar oluşturmak için kullanırlar. Böylece onlar dönme mekanik enerjisini manyetik enerjiye dönüştürürler. Bu 801 dersinin konusu olmadığından bunu nasıl yaptıklarına girmeyeceğim. Bu 802 dersinin bir parçasıdır ve eminim hepiniz 802 dersini dört gözle bekliyorsunuzdur. Ve mekanik enerjinin manyetik enerjiye nasıl dönüştüğünü o zaman göreceksiniz. Zaten sınıfta birisi döndürürken mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğünü gösteren bir gösteri yapmıştık. Sanırım o sizdiniz değil mi? Ve biz bu ampulleri yakmıştık. Eh, aynı zamanda manyetik enerji haline de dönüştürebilirsiniz. Ve bu güçlü manyetik alanları oluşturdukları zaman onunla araştırmalarını yapıyorlar. Ve bu manyetik alana ihtiyaçları olmadığı zaman ise bu manyetik enerjiyi tekrar volanlara yüklüyorlar ve volanlar yeniden 6 Hz ile dönmeye başlıyor. Bu oldukça büyük dönme kinetik enerjisinin gezegenlerde, yıldızlarda depolandığını söylemeye gerek yok. Ve bu konu üzerine biraz zaman harcamak istiyorum. Bu çok ilginç bir konu. İlk olarak Dünya ve Güneş ile başlamak istiyorum. Ve ne kadar dönme kinetik enerjisinin Dünya ve Güneş'te depolandığını görmenizi istiyorum. Bu da 801 dersinin web sayfasında var. Bu yüzden yazmanıza gerek yok. İlk olarak güneşe bakalım. Güneşin kütlesini ve yarı çapını biliyoruz. Böylece güneşin eylemsizlik momentini hesaplayabiliriz. Kaba bir yaklaşımla 2 bölü 5 m r kare eşitliğini kullanıyorum. Çünkü 2 bölü 5 m r kare ifadesi kütle küre içerisinde düzgün olarak dağılmış olan küreler için geçerlidir bir yıldız için hatta dünya için bu durum geçerli değildir. Çünkü yoğunluk merkezde daha fazladır. Fakat bu tür bir yaklaştırma kaba bir fikir verir. Orada eylemsizlik momentini görmektesiniz. Bu 2/5 MR kare formülü ile hesaplamak oldukça kolay ve aynısını dünya için yapıyorum. Bu dünyanın yarı çapı ve dünyanın eylemsizlik momentini görüyorsunuz. Şimdi bunların ne kadar dönme kinetik enerjisine sahip olduklarını bilmek istiyorum. Eh, güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi 26 gün alır. Dünyanın bir gün. Ve son olarak her şeyi MKS birimine çeviririm ve dönme kinetik enerjisi için bu değerleri elde ederim. Şimdi güneşin değerlerine bakın. 1,5 çarpı 10 üzeri 36 Joule. Bizim büyük büyük dedelerimiz güneş enerjisinin ısının ve ışığın nereden geldiği konusunda hayrete düşüyorlardı. Muhtemelen dönmeden geliyordu. Belki güneş yavaş dönüyor, yavaşlıyor ve belki elde ettiğimiz enerji dönme kinetik enerjisinden başka bir şey değildi. Ancak böyle olsaydı güneş 4 çarpı 10 üzeri 26 watt güç oluşturacaktı ve 4 çarpı 10 üzeri 26 jul bölü saniye. Ve sadece 125 yıl yetecekti. Yani enerjinin dönme kinetik enerjisinden geldiği bu fikri tamamen unutabilirsiniz. Ve şüphesiz şimdi biz güneşteki enerjinin nükleer enerji olduğunu biliyoruz. Fakat büyük büyük dedelerimiz bilmiyorlardı. Şimdi dünyaya bakalım. 2,5 çarpı 10 üzeri 29 Joule. Bir şey deneyeyim. Biraz hayal, biraz çılgınca, biraz saçma bir fikir olarak size söylüyorum. Bu çok saçma. Dünyadaki tüketimi hatırlayın. Yeryüzünde 6 milyar insan yaklaşık her yıl 4 çarpı 10 üzeri 20 Joule tüketmektedir. Bir şekilde. Eğer dünyayı yavaşlatarak dünyanın dönme enerjisini elde ederseniz belki dünya enerji tüketimini karşılamak için kullanabileceğimizi düşündüm. Hmm, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ve tabii ki bu tam bir hayal. Tüm yapmanız gereken şey dünyayı yavaşlatmak. Yaklaşık 2,4 saniye. Bir yıl sonra onu yavaşlatıyorsunuz. Bir yıl sonra gün aynı olmayacak. Gece ve gündüz 24 saat sürmeyecek ve sadece 2,4 saniye daha uzun olacak. Fakat tabii ki milyar yıl sonra bu durumda tüm dönme kinetik enerjisini kullanmış olursunuz. Dünya artık dönmeyecektir. Tabii bu çılgın bir fikir fakat bazen çılgın fikirler hakkında tahminde bulunmak oldukça hoştur. Yengeç atarcası yani Crab Pulsar olarak adlandırdığımız bir cisim var. Bu bir nötron yıldızıdır ve yengeç bulutsusu yani Crab Nebula'da bulunur. Yengeç bulutsusu 1054 yılında bir süpernova patlamasının sonucu oluşmuştur. Gelecek dersimde bundan detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdilik Sadece bu nötron yıldızına yoğunlaşmak istiyorum. Burada yengeç atarcası hakkında veriler görülmektedir. Yengeç atarcasının kütlesi Güneş'in kütlesinden farklı değildir. Yaklaşık bir buçuk kat daha fazla. Yarıçapı komik olacak kadar küçük, sadece 10 kilometre. Tüm bu kütle 10 kilometre yarıçaplı küre üzerinde yoğunlaşmış. Santimetre küp başına 10 üzeri 14 gibi dehşet verici bir yoğunluğa sahip. Tabii ki, eylemsizlik momenti Güneşe kıyasla son derece de makuldür, çünkü yarı çapı çok küçük ve eylemsizlik momenti yarı çapının karesiyle değişmektedir. Ancak eğer dönme kinetik enerjisine bakarsanız durum çok farklı. Çünkü bu nötron yıldızı ekseni etrafında 33 milisaniyede döner. Bu yüzden bu yıldız olağanüstü bir açısal hıza sahiptir. Ve şimdi eğer 1 bölü 2 I omega kare hesaplarsanız, oldukça müthiş bir dönme kinetik enerjisi elde edersiniz. Güneşte olduğundan yaklaşık 1 milyon kat daha fazlasını elde edersiniz. Ve yengeç bulutsusundaki bu atarca bol miktarda X ışınları, gamma ışınları yayınlar iyonize olmuş gazlardan jetler dışarı çıkmaktadır ve bu cismin ürettiği tüm enerjinin dönme kinetik enerjisinden kaynaklandığından eminiz. Ve niçin bunun hakkında şüphe olmadığı konusunda ikna edici deliller vereceğim. Eğer yengeç atarcasını alır ve X ışınlarında, gamma ışınlarında ve astronomide gözlemleyebildiğiniz her şeyde ne kadar enerji ortaya çıktığını hesaplarsanız bu durumda yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 31 watt güce sahip olduğunu bulursunuz. Bu arada güneşinki ile kıyaslarsanız bunun olağanüstü bir miktar olduğunu anlarsınız. Güneş sadece 4 çarpı 10 üzeri 26 watt gücüne sahip. Yani yengeç atarcası kendi başına güneşten yaklaşık 150 bin kat daha fazla güç üretir. Atarcan'ın periyodunu yüksek derecede bir doğrulukla biliyoruz. Nötron yıldızının dönme periyodu 0,0335028583 saniye. Bugünkü değeri bu. Dün radyo dalgaları kullanarak astronomi gözlemleri yapan arkadaşlarımı aradım ve onlara yengeç bulutsusundaki bir nötron yıldızının dönme periyodu nedir diye sordum. Ve cevapları da bu oldu. Ancak yarın 36,4 nanosaniye daha uzun olacak. Bu, onun yavaşladığı anlamına gelir. Yengeç atarcası yavaşlıyor. Yani omega küçülüyor. Bu 1 bölü 2 I omega karenin küçüldüğünü ifade eder. Ve bugünkü dönme kinetik enerjisi ile yarınki dönme kinetik enerjisini karşılaştırmak için ev ödeminizi yaparken ki yapmanız gerekir. Kaybolan enerjinin 6 çarpı 10 üzeri 31 jül bölü saniye olduğunu göreceksiniz. Bu tamamıyla x ışınları, gama ışınları ve diğer enerji formları vasıtasıyla ölçülen güç ile aynıdır. Bu dönem nötron yıldızının yayınlamış olduğu tüm enerjinin dönme kinetik enerjisinden kaynaklandığından hiç şüphe yoktur. Hakkında düşündüğünüz zaman kafa karıştırıcı bir şeydir. Ve eğer yengeç buluşsuzluğundaki nötron yıldızı bu hızda dönme kinetik enerjisi kaybetmeye devam ederse, bu durumda yaklaşık bin yıl sonra durma konumuna gelecektir. Şimdi sizlere birkaç slayt göstermek istiyorum. Bunun üzerini kapatabilirim. Sizlere yengeç bulutsusunu göstermek istiyorum. Ve sanırım Magnet Lab'deki güzel volanları da göstereceğim. Şimdi bir el fenerine ihtiyacım var. Lazer pointer'a ihtiyacım var. Çok şeye ihtiyacım var. Tamam başlıyoruz. Odayı karanlık yapacağım. Bunun için hazır mısınız? Tamam. Eğer ilk slide'ı gösterebilirsem. Burada gördüğünüz şey Magnet laboratuvarındaki valanlar. Bunların 85 ton kütleleri ve 2,5 metre yarıçapları var. İnanılmaz becerikli cihaz ve orada 200 milyon joul enerji depolayabilirsiniz. Ve bu enerjiyi manyetik enerjiye dönüştürebilir ve 5 saniye içinde tekrar dönme kinetik enerjisine dönüştürebilirsiniz. Yeri gelmişken bu inanılmaz bir başarıdır. Burada Yengeç Bulutsusunu görmektesiniz. Yengeç Bulutsusu bizden 5000 ışık yılı mesafededir. Bu 1054 yılındaki süpernova patlamasının kalıntısıdır. Gelecek dersimde bu konuda daha çok şey vereceğim ve burada gördüğünüz şey Atarca tarafından şu anda oluşturulan bir şey değildir. Yeri gelmişken bu atarcalar ve burada gördüğünüz kırmızı flaman patlama olduğu zaman atılan malzemedir. Patlama, süpernova patlaması, yıldızın dış katmanlarını yaklaşık 10 bin kilometre bölü saniyelik büyük bir hız ile uzaya attı. Gördüğünüz şeyler budur. Sizlere bu cismin büyüklüğü hakkında bir fikir vermesi için buradan buraya olan mesafe yaklaşık 7 ışık yılıdır. Bu atarca yalnız başına 6 çarpı 10 üzeri 31 watt üretir. Ve bu yıldızın atarca olduğunu biliyoruz ve bunun o yıldız olmadığını da biliyoruz. Ve nasıl gözlendiğini yöntemi şöyledir. Bu stroboskopik poz yengeç bulutsusunun merkez kısmından elde edilmiştir. Stroboskopik bir resim açılır kapanır bir diyafram kullandığınız anlamına gelir. Bu durumda diyaframı tam olarak nötron yıldızının dönme frekansı ile aynı frekansta açmak ve kapamak zorundasınız. Çeşitli nedenlerden dolayı çok iyi anlaşılmayan bu nötron yıldızı bizlere ışıldamaktadır. Bize tam olarak dönme frekansı ile ışıldamaktadır. 33 milisaniye. Bu 30 saniyelik anlamına gelir. Yaklaşık saniyede 30 defa yıldızın parlak hale geldiğini ve sonra tekrar söndüğünü görüyorsunuz. Eğer şimdi filmin önündeki diyaframın frekansını tam olarak bu frekansa ayarlarsanız ve fotoğraf filmini sadece yıldız parlak olduğu zaman ışığı alacak hale getirirseniz, bu durumda filmi banyo ettiğinizde oldukça parlak bir yıldız görürsünüz. Eğer başka bir fotoğraf çeker ve diyafram açık ve yıldız sönük olduğu sürelerde filmi ışıklandırırsanız, filmin banyosunu yaptığınızda yıldız sönüktür. Ama güzel olan şey, bu yıldızın yakınındaki tüm diğer yıldızlar her iki fotoğraf filminde de aynı şiddette görüleceklerdir. Çünkü onlar ışıldamamaktadırlar. Çünkü onlar bizlere 33 milisaniyelik periyotlarda ışıldamıyorlar. Bu stroboskopik resim olan bir sonraki slaytta göreceğiniz şeydir. Bu yıldız her iki pozda da eşit parlaklıkta olduğu için açıkçası atarca değildir. Bu atarca değildir. Fakat bu atarcadır. Görüyorsunuz bu kaybolmuş. Kuşkusuz bizler hangilerinin atarcı olduğunu biliyoruz. Ancak yakın geçmişte Chandra X ışını gözleme ve olarak adlandırılan oldukça yeni bir uydu fırlatıldı. Ve Chandra yengeç buluşusunun geçende bir resmini çekti ve bu size göstermek istediğim şey. Bu webde de var. Belki de çoğunuzun henüz görmediği yengeç buluşusunun merkez kısmından alınan bir fotoğrafı göstermek istiyorum. Ve atarca burada bulunmaktadır. Ve bunun tümü X ışınıdır, optik ışık ile alakası yok. Burada atarcanın civarında iki ışık yılı genişliğinde X ışını cinsinden kocaman bir bulutsu var. Ve tüm enerji oldukça şaşırtıcı bir şekilde atarcanın dönme kinetik enerjisinden kaynaklanmaktadır. Bu fotoğraf, çandra X ışını uydusu tarafından çekildiği zaman atarcanın aynı zamanda jetler oluşturduğunu keşfettiler. Belki oturduğunuz yerden onu görebilirsiniz. Burada çıkan bir jet var ve biraz hayal gücüyle bu jetin buradan çıktığını görebilirsiniz. Tüm bu enerji dönme kinetik enerjisinden kaynaklanıyor. Bu arada MIT, Chandra gözlemlerinde büyük bir hisseye sahiptir. Sadece MIT değil, aynı zamanda Cambridge'in de hissesi var. MIT'deki astrofizik merkezi, Chandra Bilim Merkezi'ni yönetmektedir. Caddeden birkaç blok ötede olan bu merkezden tüm radyo komutları verilmektedir. Ve birçok MIT bilim adamı kariyerlerinin büyük bir kısmını bu çabaya ayırmışlardır. Ve bunlar gelen harika sonuçlardan biridir. 5 dakikamız kaldı. Biraz daha fazla. 7 dakika kaldığını görmektesiniz. Eğer anketi doldurursanız oldukça müteşekkir olacağım çünkü sizin görüşlerinizi alabileceğimiz ve eğer gerekli gördüğünüz değişiklikler varsa bu değişiklikleri yapabileceğimiz tek yöntem budur. Gelecek derste görüşürüz.